Az önce bir hafta önce öğrendim diyorsun. Bir defa 6 ay evvel. Bir hafta önce değil, yok daha önce öğrendim. 6 ay evvel hakkında verilen tedbir kararın sana tebliğ edildi. Orada bu kızın doğum tarihi yazıyor. Tabii. Bunu öğrenmemiz zaman mümkün değil. Şimdi devam edelim. Soruları tamamlayalım. Hanife Bey bir dinle lütfen. Birkaç şey daha soracağım. Sonra hepsine uygun şekilde istediğim gibi cevap ver. Ama lütfen iletişimimizi doğru kuralım. Şimdi Ankara'ya gittin. Sana göre komplo kurdular. Onlara göre silahla geldin. Şimdi bu detayı da çok konuşmanın bir anlamı yok. Gittin. Öyle ya da böyle oldu. Komplo diyelim. Seni aldılar, karakola gönderdiler. Gittin. Evet. Şimdi sen o gün ihlal kararı, ihlal ettin kararı. Sana karakol hiçbir işlem yapmadan serbest bırakmakla, yani ihlal kararı nedeniyle infaz hakimliğine sevk etmemekle bir idari bir hata var burada. Bir eksiklik var. Bunu bir araştırmak lazım. Tamam. İki, o üç kere ihlal dediklerinde çıktın, durumu yok. İki çıktın. İhlal ettin. Bununla ilgili sana bir ceza gelmek zorunda. Hapis cezası gelmek zorunda. Ne zaman gelecek bilmiyorum. Tamam. Ama iki... Ben birincide eyvallah evlerine ben gittim. Bitireyim, sen hepsine güzel cevap ver. Bak, tamam, bunları bağlıyorum. Tutayım yani. Tek tek sorun cevap vereyim ben size. Peki. Sonraki gün bir daha gittiğinde, hadi birincide süreyi geçtiğini düşünüyordun. 6 ay bitti diyordun. Orada öğrendin. Sonraki gittiğinde de ihlal var. Teker teker sorup yanıt verelim ki. Yapıyorsun. Evet, soruyu. Evet, bunlara bir cevap verebilir misin? Yani en önemlisi. Evet. En önemlisi bir demanım. En önemlisi biraz daha. Şu anda ayağında kelepçe var mı? Ayağında elektronik kelepçe var mı? En son sorudan başlayalım. Şimdi şunu söyleyeyim. Bunların oradaki zaten polis karakolundaki arkadaşlar da beni sağ olsunlar 3 gündür çok iyi tanıdılar. Onları da arayıp sorabilirsiniz. Ben şunu diyeyim. Birinci gün ihlal ettim. İkinci gün bana karakoldaki komiser dedi ki, bir daha dedi seni evlerine çağırırlarsa oğlum dedi bana geldi. İkinci gün bizden ondan önce bırakın. Bir dakika kızım, bir saniye. İkinci gün ondan sonra ben bunlarla tekrar görüşünce ben dedim ki bak yine evine davet ettiler, tuzağa çağıracağını anladım. Ben bunlardan önce karakola gittim. İfademi verdim bak yine evine çağırıyorlar tekrardan diye. Ayçi Söylü telefonlardan arama kayıtları tekniklerin var. Yapma ya, yapma. Dinleyin. Dinler misiniz ne olur? Murat yanıtla, tamam, evet dinliyorum seni. İkinci gün evlerine gitme gibi bir durumum olmadı. Hatta bunlardan önce karakola ben gittim, beyanda bulundum. Hayır ya, biz karakoldaydık. Sen bizi takip edip gelmişsin. İşte sen, o gün işte bizden önce serbest bırakıldın. İşte tekrardan geldi tehdite. Yalan söyleme. Beni delirtme, yalan söyleme. Sen ne kadar yalancı bir insansın ya. Senin delirme amacın ne kadar... Murat, şu sorunun yanıtını ver, ben bir ara vereceğim. Elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmemesine, senin şu anda ayağında, bir dakika Murat, senin şu anda ayağında elektronik kelepçe var mı, yok mu? Tamam, o kararı bana bildirirken 15 gün içerisinde dediler, evinize kağıt gelecek. Neden? Hatta karakola da söyledim. Kız arkadaşımı, yani nişanlandığım kişiyi şu anda almak için memlekete gidip oradan İstanbul'a geçeceğimi söyledim. Memlekete gittim, şu anda İstanbul evindeyim, takılmasını bekliyorum. Şimdi yani ama böyle olur mu? Şimdi, bir dakika. Hayır, bir dakika. Şimdi, bir dakika. Allah'ım şimdi, ya. Tamam, hani Cumhuriyet Savcısı senin tutuklanman istemiyle seni sorgu hakimine sevk ediyor. Ben vereyim şöyle kararı. Şimdi burada, şu demektir. Senin ne demek? Ben yanlış sorgu hakimi yani. Senin tutuklaması gerekiyor. Hadi inisiyatif kullandı. Adli kontrol süreciyle serbest kalmana karar verdi. Evet. Şimdi sen bir tehlikesin. Tutuklama istemi demek, bu kişi topluma tehlikeli demek. Ya şimdi bu karara göre elektronik kelepçe takılması için zaman tanınabiliyor mu? Seni adliyeden çıktığında polis alıp adli kontrol merkezine getirip kelepçeni uygulamadan sen git istediğin yere gel, ondan sonra İstanbul'da gelip senin evinde takacağız mı dedi? Hayır, takacağız demedi. Ne dedi? Zaten öyle bir şey olsaydı polislerle beraber eşliğinde gittik. Polis bana dedi ki İstanbul'daki ikametgah adresine git dedi. Sana gelip dedi orada takacaklar kelepçeyi. Çünkü benim ikametgahım Ankara değildi. İstanbul olduğu için sen dediler ikametgah adresine git. Şimdi orada bu olay 19 Ağustos'ta yaşanmadı mı bu olay? Karar 22. Evet, karar 22. Bugün de ayın 25'i. Evet. Tamam. Dolayısıyla aslında bu kararın çoktan uygulanmış olması gerekiyordu. Evet, ben bekliyorum yani. Çünkü bana dediklerini uyguluyorum. Eğer avukat beyin dediği gibi olsaydı beni Ankara'dan alıp denetimli serbestlik bürosuna götürüp kelepçeyi takıp evime bırakması gerekiyordu. Ben şimdi bu polisin elinden zorla mı kaçtım yani? Ciddi bir idari hata var. Bu insan tutuklama istemiyle sevk edilmiş. Eğer serbest bırakıyorsun sen onu resmen, evet, tutuklama istemiyle istenen kişi serbest kalmış. Bu ciddi bir sıkıntı var yani. Sundum. Bak hayır, delil falan da sundum onlara.
Burada ben mağdur kişi aslında benim. Onların oraya çıkma tek nedeni kesinlikle... Yani inisiyatif kullanmış birileri. Yani buraya çıkıp seni istemiyoruz diyorlar Murat. Yani tamam, gelip işte bize bana gelsin aman ben 15... Demiyorlar ki. Demiyorlar. Şöyle yapacağım. Bir saat bağırmayın. Şöyle yapacağım.